Herkese merhaba. Bugün borç dosyamı açıyoruz hep beraber. Bundan birkaç hafta önce Instagram'da bir video paylaştım. Dedim ki şöyle şöyle krediler ödedim. Ben ettim siz etmeyin. Sonra dedim ki acaba bununla ilgili videomu çeksem? 24 yaşından beri ben bir fil kredi ödüyorum. Ve yaklaşık 6 senenin sonunda geçtiğimiz hafta hayatımın son kredisini ödedim ve üstümden kalkan yükü size anlatamam. Çeşitli sebeplerden ötürü 5-6 tane kredi çektim ve bunları gerçekten böyle 20'li yaşlarımda belki de hiç borç batağına düşmemem gereken zamanlarda tek başıma ödemek durumunda kaldım. Şimdi hazırsak 2017 senesine benim 24 yaşında tüp mide olmaya karar verdiğim Yıla ışınlanıyoruz çünkü her şey aslında tüp mide ameliyatı olmaya karar vermemle başladı. O dönemde kendi işimi yeni kurmaya başlamıştım ve gerçekten hiç para kazanmıyordum. Sigortam yoktu, bankalarla iletişimim yani üniversitede çıkartılan 500 liralık play kartın ötesine geçmemişti. O yüzden de hiçbir banka bana kredi vermiyordu ve ben tüp mide ameliyatı olmayı kafaya takmıştım. Ve o zaman tüp mide ameliyatı 25.000 TL'ydi. Şu an bu paraları konuştuğumuz zaman size böyle ya çok da bir para değilmiş falan gibi gelebilir. Ama lütfen gelmesin çünkü yaklaşık 5 sene içinde ülkemizde bir 0 neredeyse hayatımıza geri geldi diyebileceğimiz kadar bir enflasyona maruz kalmış bulunuyoruz. Ya buraya doları moları o zamanki asgari ücreti koyarım. Şimdi hatırlamıyorum ama gerçekten bu dönemin 25 bin lirası ile o dönemin 25 bin lirası arasında ciddi fark vardı ve hakikaten büyük bir karardı benim için maddi anlamda. Annem bana bir bankacı buldu tanıdık. Ya dedi ki kızım git buraya sana yardımcı olacaklar. Bana çıka çıka 20 bin TL'lik bir kredi çıktı. Ameliyat 25 bin liraydı. Ve ben böyle kafayı yiyorum o 5 bin lirayı nasıl toparlayacağım, ne yapacağım. İşte annemlerin parası yok zaten. Batalı 3-4 sene olmuş falan onlardan para isteyemiyorum. Her şeyi kendim halletmem lazım. Yapacak bir şey yok. Bunu gideceğim doktora söyleyeceğim. Şöyle bir parantez de açayım. Bu dönemden 2,5 ay önce de ablam ameliyat oldu. Tüm bir ameliyat oldu ve doktordan çok memnunuz. Birkaç arkadaşımız, aile dostumuz daha aynı doktora ameliyat oldu. Ve biz dedik ki, yani hani bu insanla ilerleyelim. Ben de bu insan ameliyat olmak istiyorum ama içerisinde kolonoskopi var bir şeyler hani testler mesler de var ya yani, 30'u zorlar orası. Gittim ben de doktora dedim ki bakın böyle elimde 20 bin TL var. Ne eksik ne fazla. Beni ameliyat etmeyebilirsiniz. Bundan sonra da başka bir yerde randevum var. Beni kabul etmezseniz başka bir doktora gideceğim dedim. Hiç de tehditkar değil hani gerçekten. O dedi ki hiç sorun değil. Hani Pınar için problem olmazsa benim için de problem olmaz dedi. Pınar çünkü iki buçuk ay önce 25 bin lira ameliyatı olduğu için. Hı. dedim ablam böyle bir şey asla sıkıntı etmez. Hani merak etmeyin falan. Kredi sayfalarıyla karşılaştım. Yaklaşık 78 sayfaya falan böyle tek tek imzanızı atmanız gerekiyor. Gittim, imzalarımı attım. Bir yandan da böyle üstümde bir yük. Çünkü kredi 4 senelik çıktı ve 4 sene içinde belki ben kilo verip sonra geri alacağım yani bunu bile düşündüm ulan dedim ben bu krediyi bitirene kadar acaba tekrar kilo alır mı? resmen 4 yıllık bir borcun içine girdim yani 24 yaşında hatta o zaman 23 yaşındaydım 24'e daha girmemiştim ödemesi küçüktü ufaktı yani 4 yıla bölündüğü için ama o zaman bana ufak gelmiyordu çünkü durumum bunu karşılamıyordu yani ben 20 bin lira kredi çektim 27 bin TL geri ödemelik bu arada size burada bir tablo yaptım birazdan bunların hepsinin üstünden geçeceğiz böylece tarihte Zeynep Çetin'in ilk kredi kredisinin adımları atılmış oldu. Ve 4 yıllık bu borç batağına ben saplanmış bulundum. Tüp mide ameliyatımız olduk. Kilolarımızı veriyoruz. Keyfimiz yerine çok güzel. Krediyi de ödüyorum bir şekilde yani. Güç bela. Hani onun parasını her zaman ayırıyorum. Yani bu dönemde kredi borcumu öderken kazandığım parada yetmediği için biraz kredi kartıma abanmış bulundum. Bana kredi vermeyen bankalar niyeyse 10 bin liralık, 15 bin liralık kredi kartları çıkartıyordu o dönemde. Ben de bir tanesini almış bulundum. Ve alışveriş çılgınlığımın da tavan yaptığı dönemlerde çünkü yeme bağımlılığından mecburi bir şekilde çıkmıştım artık ameliyat olduğum için. de mide ameliyatından sonra da çoğu insan mesela alkol bağımlılığı geliştirebiliyor. Ya da yeme bağımlılığı ya da bozuklukları tekrardan geri tepiyor ve verdikleri kiloyu geri alıyorlar. Alkol ile de kiloyu geri alan çok fazla mide ameliyatlı var bu arada. E, bu yani insanın beyninin zayıflığı, bir döngü bu. Ciddi anlamda kilo alışınızın sebebi bir hastalık değilse ameliyattan sonra yeme bağımlılığınızın e, başka bir bağımlılıkla tetiklendiğine şahitlik edebiliyorsunuz. yani Ve bende de e, bu alışveriş bağımlılığı ve üstüne bir de YouTube kanalı açıp bir de bunu AliExpress ürün incelemesiyle taçlandırınca meşrulaştı benim için yani. Ben bu harcamayı yapabilirim ve bunun sonucunda da zaten YouTube'a video çekiyorum gibi. Çok güzel onu bağladım. Ben bir şeyleri çok iyi meşrulaştım bu arada. Ve bu şekilde alışveriş bağımlılığına düştüm. Ve bir baktım ki kredi kartı borcum böyle çift hanelere doğru gidiyor. Dedim ki Zeynep ne yapacaksın? Bir kredi daha çek dedim. Yapıştırdım bir tane daha kredi. Zaten bankalar beni almış sisteme artık. 20 bine ben oraya girmişim. 4 yılımı vermişim. Devam ediyor o süreç. Gördüler onu da dediler ki tamam bu kız öder. Bu kız kredileri öder. Faizleri kitleriz buna. Mis gibi müşteri bu dediler. Ondan sonra ikinci krediye başvurdum. O da onaylandı. Ben de diyorum ki aa ne güzel bu krediler onaylandı. <laughs> Ve kredi kartı borcumu ödemek için kredi çektim. Yani bayağı şov ana haberde e, sondan üçüncü habere çıkan o insanlar var ya işte kredi kartı borcunu ödemek için kredi çekiyorlar diye. O insan ben oldum ve 25 yaşında falandım yani bunu yaşadığımda. Ne kadar çekmişim? 10 bin liralık bir kredi çektim ve ona da bir 2 senemizi bağladık. Yani ben 4 yıllık bir kredi üstüne bir de 2 yıllık bir kredi çektim. Bu süreç içinde iki krediyi iki sene boyunca aynı anda ödemem gerekiyordu. Ve ona devam ederken bakayım. Sonra ben acayip sarktım. Tüm mide üstünden yaklaşık böyle bir 15 Yok 15-18 ay falan gibi bir süre geçti. Bir baktım ki babaanne vücuduna dönüştüm ve aşırı mutsuzum. Dedim ki benim bu derilerden kurtulmam lazım. Ve ben de ameliyat olmam gerektiğini farkındaydım. Hakikaten çünkü spor yaparken öne eğildiğimde böyle alt göbeğim sallanıyordu. Çok rahatsız edici bir şey. 25 yaşında yaşamak istemediğiniz bir şey. Ve bir tane doktor buldum. Çok iyi bir doktor. Çok güzel anlaştık. Onun videolarım da var hatta YouTube kanalımda zaten. Sevgili Hakan Hoca. Hakan Hoca'ya gittim. Çok güzel ikna oldum. Dedim tamam hocam ben size güveniyorum çok da. Çünkü ağır ve zor bir ameliyat. Çok şaşıracaksınız ama üstüne ben bir de kendim para koydum. O yüzden Ameliyatın o zamanki tutarının tamamı kadar bir kredi ihtiyacım yoktu. O yüzden 23.000 TL'lik bir e, kredi çektim. Onu da 2 yıllık yaptım. Hatta buraya fotoğraflarını koyarım böyle. Ameliyat için çektiğim paraların elimde tuttuğum iki tane fotoğraf var. Biri tüp mid ameliyatında biri de deri ameliyatında. Ben çektim bu 23 bin liralık krediyi. Bu ameliyatı falan oldum ben. E, şişmeye başladı artık benim aylık kredi giderlerim takdir ederseniz ki. 3 ayrı kredi ödemeye başladım ve sürekli borçla yaşayan bir ailem olduğu için hayatım boyunca ben borçlanmayacağım. Ben kimseye borçlanmak istemiyorum. Borç rezalet bir şey. Ailemi görüyorum ve ben böyle bir insan olmak istemiyorum diye büyüdüğüm halde ne hikmetse ve nasıl olduysa kendimi bir anda borç batağının içinde buldum. Ailenizi ne kadar boklarsanız boklayın. Günün sonunda onlara benzemekten ne yazık ki kaçamıyoruz. Ben de maalesef bu konuda aileme benzedim. Yani ailemi en çok eleştirdiğim konuydu bu arada bu. Bir baktım Aynı boku yiyorum yani. Şimdi geliyoruz dördüncü kredime. Dördüncü kredime geldiğimizde iki tane kredimi bitirdim. Kaldı bir tane kredim. Kafam çok rahatladı. Hani bir tane krediyle devam ettim hayatına yok. Kredi kartları şişmiş. Dedim ki ben bunu asgari öde öde nereye kadar? Ben dedim bari bir tane daha kredi çekeyim kredi kartı borçlarımı ödemek için tekrar haberlerdeki insanlara dönüştüm ve kredi kartı borcum için bir kredi daha çektim. E son olarak son kredi eski erkek arkadaşıma olan borcum yüzünden çektiğim kredi yani bu gerçekten artık son seviyeydi ve bundan sonra da bir daha kredi çekmedim. Aslında borç almayı hiç sevmem ama o dönem güvende hissettiğim için ve sıkıntı olmayacağını düşündüm dedim ki Zeynep yani bu kadar bu konuda katı olma okey yani kabul et. Yani zaten ödersin, zaten sen takıksın borcunu ödemeye. Ve biz ayrıldık, ayrılmaya karar verdik ve benim borçlarım hala duruyordu. Dedim ki yani yıl sonuna kadar sana bunu ödeyeceğim ama yıl sonunda da birkaç ay vardı ve benim elimde o kadar para yoktu. Ve bu yüzden şahıs şirketim olduğu için esnaflar odasına kaydolup esnaf olup esnaf kredisi çektim. Yani hayatımda eski sevgisinde borcunu ödemek için esnaf olan başka bir insan tanıdığınızı bilmiyorum ama ben ben böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Çünkü faizi inanılmaz düşüktü. <laughs> hem faizi çok düşüktü hem de 6 ayda bir ödüyordunuz ve yine 4 sene sürüyordu. Ve en son kredim de oydu. Yani geçtiğimiz ay bu devletin bankasına da bu devlete de hiçbir şeye borcum kalmadı. geçtiğimiz hafta bu kredinin son taksidiyle beraber ben kredi defterini kapattım. Artık bitti benim için yani. Ve bütün bu ha özür dilerim ya son şeyi unuttum. Bu kredi bitti. Bu kredi bitmeden önce de tabii Covid patladı biliyorsunuz 2020'de ve böyle devlet bankaları 3-5 bin lira, 10 bin liralık falan Covid yardımları yapıyordu. Ben bir 5 bin liralık oradan bir de Covid yardımı çektim. Ee, onu sonra birkaç bin lira elime geçtikten sonra kapatmıştım 2020'nin sonlarına doğru. Ama yani yine de kredi sayılabilecek bir şey olduğu için ondan da bahsetmek istedim. Şimdi totalde kaç para harcamışım ben bu kredi işlerine, kaç para cebimden çıkmış? Şimdi şurada alt alta hep beraber toplamak istiyorum. 42, 33 daha ekliyorum. 75, 22 daha ekliyorum. 7 daha ekliyorum. 24 daha ekliyorum. 104, 24, 128 bin TL. 128 milyar dolar. Nerede Zeynep? 128 bin TL. Nerede? 128 bin TL kredileri ödemişim. Ve bu 128 bin TL şu anki 128 bin TL değil. Yani bundan yıllar önce değerli olan bir 128 bin TL'ydi. Belki o zaman bununla bir araba alabiliyordunuz yani. Ne belkisi ya alıyordunuz da. Yani bütün bu hikayeden çıkarabileceğiniz şey benim kadar abartmayın. Ee, gerçekten hani ameliyat olur. Gerçekleştirmek istediğiniz bir hayal bir şey olur. Ve bunu karşılayabileceğinizi uzun vadede bu kredi ödeyebileceğinizi düşünüyorsunuzdur. Kredi kötü bir şey değil. Ama aynı anda 3 tane kredi çekmek çok mantıklı yani ya da 3 tane kredi ödemek diyelim. Bu çok mantıklı bir şey değil. Tavsiye etmem. Hala alışveriş tutkumla alakalı bazı problemler yaşıyorum. Ama artık bir yetişkin olmaya çalıştığım için daha az harcama yapmaya çalışıyorum. En azından ıvır zıvır gereksiz şeylere bayağı bir azalttığımı düşünüyorum. Ya da mesela elden çıkarıyorum. Yani bir şey alıyorsam bir şeyi satıyorum ya da birine veriyorum falan. Böyle bu şekilde bir istifçinin evi olmaktan evimi çıkartmaya çalışıyorum Size de tavsiyem Ancak bu olabilir Hani hakikaten bir şey satın almak sürekli tüketmek beni bir süre sonra tüketti maddi ve manevi O yüzden belki birkaç sene güzel keyifli gelebilir ama günün sonunda çok da keyifli bir şey değil Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Eğer gelecekteki Zeynep olarak geçmişteki bana bir şeyler söylemem gerekirse Muhtemelen bunlar olurdu Umuyorum. Belki 20 yaşlarında benim gibi alışveriş batağına düşmüş insanlar varsa da bu videolar için faydalı olur. Sizleri çok öpüyorum. Hollanda maceralarımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ocak ayında taşınıyoruz. Ocak ayının ortası gibi. Burada çok daha fazla aktif olacağım. Size orayı anlatacağım. Ve çok heyecanlıyım. Yeni hayatım yeni. Bu sayfası için gerçekten çok heyecanlıyım. Burada beni daha çok göreceksiniz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.